Şimdi o 4 tane var ya 48'den bu yana harita. Şimdi 48 hangisi? Bir ona bakalım. Bu değil, bu değil. Bu bir aylık harita. Filistin, tamam, Filistin genel harita. Bu bir aylık. Bu genişleme haritası var ya arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de gösterdiği o harita. Bakın şimdi. Şimdi burada kırmızı neyi temsil ediyor? İsrail'i. İsrail. Kanser başlamış. Aslında bunun da bir öncesine gidersen bu da yok. Tabii. Yani harita böyle yeşil. Bize Coşkun Bey harita şu. Bu taksim kararı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 29 Kasım 1947'de bölünme haritası. İsrail Devleti, bak dün görünen topraklar. Hocam izninizle o ikisi de aynı yıl içerisinde gerçek mülkiyetleri zorlamayla gerçek mülkiyetleri o Birleşmişlerin verdiği bu. Yani hangi tamam, mantıkla, işte, hangi akılla? Tamam, işte Birleşmiş Milletler'de kabul edileni esas aldığımızda. Ama bakın. Kusura bakmayın, ben burada şunu demeye çalışıyorum. 67 sınırları. Siz bakın hocamın söylediği gibi aslında 46 haritasını verdiğiniz zaman, 46'dan önceki harita verdiğiniz zaman o bile yok. Ama varsayalım bu zorlamayla İngilizlerin işgaliyle bunlar verilmiş. Varsayalım. Niye aynı yıl içerisinde bir anda Birleşmiş Milletler'in kimin malı kimine veriyor? Gidiyor bunu veriyor İsrail'e. Bakın işte dünya zaten Birleşmiş Milletler'in kurulduğundan beri İsrail İşgal Devleti tüm Filistin'i işgal etmek için ilin dengelerini yapmış zaten. Ama nedir? Geçici, aşama aşama. Şimdi ya burada esas ben Barit'e şunun için istedim. Bakın Batı Şeria bu. Aslında bu bile daha... Bu daha kötü. Aslında gerçek durumu daha da kötü. Yani şimdi o bakla ne hale geldi gördünüz mü? Biz orada bir bütün veriyoruz zannediyoruz bu ki. Bu baklanın aslında yakın plan bir şeyi vardı. Oradaki... Yahudi yerleşimlerini ve bir Batı Şeria haritamız var ya arkadaşlar. Güncel bölgeleri gösteren bir harita aslında var. Şu bile hatalı. Yani yerleşim değil, Yahudi işgalleri. Yahudi hırsızların oturduğu yerler. Biz burada toplandık ama. Şimdi bu. Tamam. Bu çok önemli. Ben yani şu an Gazze'de o saldırılar varken siz başında istediniz. Bunu anlatmasını istesiniz. Şimdi bakın. Şurayı bir anlat bize. Normal 1967'ye kadar. Gazze'de de yapılmak istenen bu olduğu için bunu dinleyelim. Aslında bu bile daha bitmedi. Bu daha devam edecek. 1967'ye kadar burası Filistin toprağı olarak işgal edilmemiş bir Filistin toprağı. İçerisinde Kudüs'ün doğusu. Ben Doğu Kudüs'ü kabul etmiyorum açıkçası. Çünkü Kudüs bir şehirdir. Tabii. Bu arada Birleşmiş Milletler'in yasalarına göre Kudüs'ün doğusuyla batısıyla tek şehir ve İsrail işgalcidir. Batı Kudüs'te de İsrail işgalcidir. Bu bir. İkincisi bakın normalde burası tamamen Filistinli 67 toprağı ve Birleşmiş Milletler'deki yasalar 242 kararında burası Filistin toprağı. Yani işgal edilmiş toprak. İsrail İşgal Devleti 67'den beri yavaş yavaş bakın bu renklerde bir şey yok açıklama bakın. Sarı bölge C bölgesi diye geçiyor. C bölgesi ne demek? Filistinlilerin orada yaşama hakkı var. Ne sivil yönetim, ne belediye, ne polis, ne ordusu, ne sadece hiçbir şey yok. Senin hatta yaşamasına dahi izin verilmiyor. Çünkü sürekli oradan itiliyorlar. Bakın burası Gavrul Urdun yani Urdun Ovası. Batı Şeria'nın tarımının %60'ından fazla oradadır. Orada neler oluyor bir de anlat. Bir. Polis yok. Hiçbir şey. Belediye dahi yok. Sadece yaşaması var. Yaşama hakkı var. Ama orada bile arada sırada ihlal ediliyor. İkincisi Batı Şeria'nın su havzalarının çoğu da burada. Yani orada Filistinlilerin barınmasına müsaade ediyorlar. Doğru mu anladık? Ama birçok bölgeden boşaltıyorlar. Hayır işte farklı bahanelerle. O doğu yani kesimde. Kırmızılar. Bakın yeşil. Bak kırmızılar bunlar işgalci hırsızların bölgeleri. Bakın sayısı bile 160'a yakın işgalci bölge var şu anda. Tamam normalde orası tarım alanıydı. Ya tarım değil. Şehirler de var. Cumhurbaşkanlığı sarayını gösterelim. Sarayı Ramallah'ta. Ramallah'ta bakın. Evet. Ramallah'a bakın ya. Ramallah'ta burası Ramallah'a bağlı bölgeler. Sarı, yeşil. Açık yeşil olanlarsa sadece Filistin'in hafif yani tabancayla polis olarak belediyenin şeyi var. Ama güvenliği gene İsrail'in kontrol altında. Koyu yeşil. Koyu yeşil ancak Filistin yönetimin bölgeleri buna rağmen İsrail istediği saat, istediği gün ve istediği kişiyi gidip tutuklayabilir, öldürebilir. Koyu yeşil Filistin şu anki Batı Şeria'nın şu anda Batı Şeria diyebileceğim %15'ten aşağıdır. Batı Şeria'nın %15'inden azdır. Tabii. Bakın bu yeşil bunlar şu anda bile böyle de değil. Batı Şeria'da 170'ten fazla, 176 kontrol noktası var. Checkpoint dedikleri. Evet. Yani buradan bakın buradan buraya geçmek için bir
Yani oğlun ya da kızın orada oturuyorsa ziyarete gitmek için ne yapıyorsun? Beklersin, izin verirler. Bir saat midir, bir gün müdür, iki gün müdür bilemezsin. Ve bazen diyor ki senin geçmen yasaktır. Yani artık bir daha gelme buraya. Ülkeden ülkeye gidiyor gibi muamele ya, görüyorsun. Kesinlikle, doğru mu? Kesinlikle. Yani ben burada oturuyorum, şurada akrabam var. Buraya gitmek için müsaade alıyorum. Sadece akrabanız değil. Bakın o duvar var ya, o utanç duvarı dediğimiz. Öbölme duvarı. Burada da var mı? Sizin eviniz tabii ki her taraf şu anda böyledir. Bir dakika Muin. Şunlar duvar mı bunlar? Bunlar kuşa işte, bunlar şeydir. İsrail yerleşimcilerin, hırsızların yerleştiği bölgeler. Hırsızların kendini kapattıkları. Kapat ama bu kadar değil. Yerler. Duvar böyle kendini öyle bir. Kendini kapatmıyorlar Ekrem Bey. Batı Şerialıların Filistinlilerin kapatıyorlar. Bulunduğu bölgeyi yani, kapatıyorlar. Bakın Ekrem Hoca. Bence etrafında karakollar var. Bir an bir tamamlayayım. Bakın şu anda sıkıntı nedir biliyor musunuz? Siz buradasınız. Evinizin o B bölge, A bölgesinde ama tarlanız, bahçeniz C'de. B veya C bölgesinde. Gidemez. Oraya gene kontrol noktasından geçerek gidersiniz. İzin almanız lazım. Bir şöyle sadeleştirelim. Şunlar İsraillerin olduğu yerler, işgalciler, doğru mu? Evet, o tüm kırmızı alanlar. Dur, işte. Kırmızılar. Şimdi şu açık yeşiller Filistin'in kısmen hakimiyeti. Sadece polis belediye hizmeti verebilecek. Ya, polis ve belediye hizmeti. Şu yeşillerde i̇şte askeriyle. Askeri her şey ama gene buna rağmen anlaşmaya gereği, Abbas'la yaptıkları anlaşma gereği istediği gün, istediği saatte girip iş operasyonu gerçekleştirip geri çıkıyor. Mesela Cenin mülteci kampı. Pardon. Tobas Cenin mülteci kampı nerede? Nablus tarafında bakın. Şurada. Şurada tamam, yukarıda. Tamam işte yok kampın diyorum. Bakın Cenin mülteci kampı. Bu Cenin şehri Cenin mülteci kampı yanındadır. Şimdi bu anlaşmayı Abbas yaptı. Oraya asker giriyor, operasyon yapıyor. Şehitler mesela bir günde geçen hafta 17 Filistinli şehit çıktı. Tamam şimdi buraya... Ben bir şey soracağım. Peki buradaki bu işgal Batı yakası, Batı Şeria özerk bölgesinde Mahmut Abbas hükümran değil. Peki bu anlaşmaya dayanıyor mu? 95 anlaşması böyle bir şey var mı? Oslo anlaşmasında, bu 94'te imzalanan Oslo tamam. anlaşmasında 5 sene sonra tamamen Filistinlerin olacak 67 sınırları dönülecek. Evet tamam. 5 sene sonra ne oldu biliyor musun? Anlaşmada İsrail'in burada hükümranlığına ilişkin hüküm var mı? Yok. Anlaşmaya göre yok. Ama tamam. adamlar ki anlaşmayı da tanımıyoruz artık. Fiilen var. Şaron 2000 yılında. 5 yıl sonra ne dedi? 5 yıl sonra ne dedi? 5 yıl sonra ben anlaşmayı kabul etmiyorum dedi. Şaron attı. Hayır 94'teki anlaşmaya i̇şte göre 5 yıl içinde Filistin devleti kurulacak. Ama işte. Bakın kurulamadı. Ya İsrail dedi bakın. Ki anlaşma tamam. dedi. Anlaşma tamam. bağlayıcı değil dedi. Kabul tamam. etmiyorum. Hayır. Şundur. İsrail işgal devleti yaptığı hiçbir anlaşmaya Filistin'le, Mısır'la, Ürdün'le kimle yaptıysa hiçbir zaman anlaşmaya sadık kalmamış. İşte uyuyor. Ürdün'le 94 anlaşma yaptı. Şunu sorayım. Uyuyor. İşte Mısır'la. Uymadı. Yok. Mısır'la Ürdün'le. Mısır'la 79'da ben yaptı. Uyuyor. Anlatayım tamam. size. Şey yani olmasın. Şimdi bu konudan da biraz çünkü başka da bir konu var. Yok. Artık yavaş yavaş son 15 dakikamız. Bir cümleyle son bir iki cümleyle toparlamanızı rica ederim. Bu Batçarya'daki İsrail işgal devleti. Burada ne kadar insan yaşıyor Muin? Şu anda 3 milyon 300 bin Filistinli var. Bu yeşil noktalarda bakın. Ha. Bakın Ekrem Bey bak burada tamam. burada 3 milyon 300 bin mi? Evet. Ha 2 milyon 300 bin de burada. Haritanın sefaleti. Bakın onun için 2 milyon 300 bin de burada. 2 milyon da İsrail'in içinde. 2 milyon da İsrail. 7 milyon daha fazla. Asıl cümle 7 milyon. 7 milyon. Eşit. Bakın asıl amaç şu tamam. son cümle söyleyeyim. Son cümle asıl amaç bu yeşil koyu yeşil alanı daralta artık Filistinlilerin burada ancak ve ancak İsrail hükmün altında ve İsrail yönetimi kabul ederek yaşayacaksınız diye bu da Smotrich, Ben Gaver'in ve Smotrich'in kararı. Burası böyle olmamak için direniyor. Ya bugün Filistin'de, Gazze'deki insanlar bunu gördükten sonra buradaki teslim olmama kararı alıyor. Peki.